Selam kızlar, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Yürüyüş yapıyorum kızlar. Nefes nefese kaldım sabah yürüyüşü. Ama konuşamadım yorgunluktan. Şimdi bir yere kadar gideceğim. Ondan sonra orada bir işim var, onu halledeceğim. Pazar var bugün. Pazarın içinden geçtim ama çekmedim. Belki dönüşte çekerim. Ay, çok güzel ıspanak gördüm. Çok güzel istavrit gördüm. Ama balık almayacağım. Daha yeni yedim çünkü. Midem bulanıyor. Ay. Saat kaç oldu? Ben daha sokaklardayım. Saat 12'ye geliyor. Ay. Öyle yani kızlar. Köfte yoğurdum sabah. Çok erken kalktım. 8'de. Ondan sonra köftemi yaptım. Buzdolabına koydum biraz dinlensin. Bugün köfte ve patates kızartacağım. Ay. Şöyle göstereyim bulunduğum mekanımı. Ay. Beğenmiyorlar ya Zeytinburnu'nu. Burası benim oturduğum yer arkadaşlar. Yani oturduğum yere çok yakın, 2 dakika. Caddeye çıktım. Şurada alışveriş merkezi. Kamyon var önümde, dur. Kamyonu geçeyim. Evet. Şurası. Burası alışveriş merkezi. Olivia'yım. Geçen de bir arkadaşım birisi pijamaları sormuştu. Burası. Ama tabii dışarıdan almadım. İçeride de var. Buralarda çok aşırı derecede mağaza var arkadaşlar. Zeytinburnu toptancı yeri zaten. Her tarafta mağaza var. Ay. Vallahi yaz kışı beyaz spor ayakkabılarından vazgeçemiyorum. Vazgeçemediklerimden birisi de beyaz spor ayakkabısı, siyah kot pantolon. Karşıya geçmeliyim. Geçiyorum. Burası gene tadilata girmiş kızlar. Buranın kahvesini çok beğeniyorum. Her yer yemyeşil. Dondurmacı arıyorum kızlar, canım dondurma istiyor. Buldum. Şurada dondurmacı, işimi halledip dondurmamı yiyeceğim. Carrefour. Şu havuzun içine atıp da boğmak istediğim insanlar günden güne artıyor arkadaşlar. Üst kata çıkmam lazım. Çok acil bir şekilde. Ay. Bunları bekleyemeyeceğim. Kendim çıkıyorum. Diğer kata çıkacağım. Merdivenleri arıyorum. Eskiden buralarda koltuk vardı dışarıda oturmak için, yani bu yürüdüğümüz yerde. Kaldırmışlar. Gelişgür buldum. Merdiveni. Ay. Dagi. Dagi'ye de bakmam lazım. Tekrardan selam kızlar, tekrardan merhabalar. Eve geldim, pazara uğradım, birkaç bir şey aldım.
Çok da bir şey almadım çünkü taşıyamam. Hem de yani yiyebileceğimiz kadar şeyler aldım. Ispanak aldım tabii ki de. Maydanozum yoktu, köftemi yoğurdum demiştim. Ha, pazarı çekmedim. Neden çekmedim? Acilen eve gelmem lazımdı. Çok geç kaldım. Dışarıda çok oyalandım. Sabahtan beri dışarıdaydım. Çünkü Deniz'in gelme saati. Tam geldim, 5 dakika sonra Deniz geldi. Çocukta anahtar yoktu. Kapıda kalmasın diye hiç pazara mazarı çekemedim. Elimde de başka poşetler falan vardı. Hani telefonu tutamadım. Zaten pazarımız her zamanki pazar. Çok güzel isabet görmüştüm, söylemiştim de. Ama almadım. Böyle kırmızıydı kulakları falan. Böyle balık daha yeni yedik. Bir 15-20 gün daha balık almayı, yemeyi düşünmüyorum. Köftemi yoğurmuştum. Çok güzel köftemi yoğurdum. Maydanozum yoktu gelirken. Maydanoz aldım. Maydanozlarımı yıkadım, ayıkladım. Şimdi onları doğrayacağım. Köftemi yoğuracağım. Köftemi de kızartacağım arkadaşlar. Ne diyeceğim, ne diyeceğim. Heh, evet. Şimdi bir canlı yayın başlatıyorlar. Değişik bir başlık. Her zamankinden çok daha farklı bir başlık. Ben de bakıyorum şimdi. Gerçekten dedim hani söz konusu haline gelecek miyim, gelmeyecek miyim? Ya o arkadaşlar 3 dakika zor durdunuz. Yemin ediyorum 3 dakika zor durdunuz. Yani 5 tane kaltan söylediği laflar bana vız gelir, tırs gider. Bir de o kadar eminler ki kendilerinden. Şimdi diyor, izler diyor. Birisi isim vermiyorum çünkü isim verdikçe bunlar kendini bir şey zannediyorlar. Siz kendinizi bir şey zannetmeye devam edin. Allah'ın morukları, Allah'ın altına işeyen siliklileri ne yaparsanız yapın. Bak etek giydim, hadi eteğimi de konuşun. Ondan sonra ev çizmelerimi de giydim, montlarım, hadi onları da konuşun. Eldiven takıyorum, bak eldiven. Eldivenleri de konuşun. Eldiven, eldivensiz köfte yoğursam laf. Eldivenle yoğursam gene laf. Vallahi ben hayatımı size göre davranamam. Bir de orada bir şeyler duydum. Benim kızçelerim için bir şey söylendi. Kızçelerim dediğim iki kişi için. Ona hiçbir şey demiyorum. Öyleyse öyledir. Herkesin yolu bahtı açık olsun. Hiçbir şey demiyorum. Herkes nasıl istiyorsa. Herkes neye inanmak istiyorsa ona inanır. Ama ben, ya bir insan korkak olmayacak ya. Gerçekten bir insan korkak olmayacak. Neyse, biz maydanozlarımızı doğrayalım. Eldivensiz de kağıt havlunun üstüne koydum arkadaşlar. Ondan sonra hepsini doğrayacağım bunu minik minik. Kağıt havlunun üstüne koydum suyunu çeksin diye. Hiç de sevmem maydanoz ayıklı bir şey doğramayı. Hiç sevmem. Şimdi şöyle kaba bir şekilde doğrayalım. Ondan sonra incelticeğim zaten. Kızlar. Kızçeler dünkü yemekte salatayı çok beğendim. Salatam muhteşemdi. İki parça yedim balıktan ama salata gerçekten muhteşemdi. Salatayı zaten ben çok seviyorum ama yapmasını hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Salata yapmaktan nefret ediyorum. Bugün günlerden pazartesi. Bugün bizim pazarımız var. Pazardan alacağım bir şey de yok arkadaş ya. Patateslere baktım. İstediğim gibi patates bulamadım. Zaten işim de aceleydi. Valla arkadaşlar pazara gitmeye bile vaktim yok. O derecede yani. İşte ben bir şeyden bahsedecektim. Bugün neden bahsedecektim? Vallahi unuttum. İnşallah aklıma gelir kızlar. Birinden bahsedecektim de tamamen aklımdan çıktı biliyor musunuz? Hani önemli bir şeydi. Aa, neydi acaba? Böyle oluyor zaten. Araya başka bir laf girdiği zaman hemen şey yapıyorum. Unutuyorum kızlar. Unuturum elbet geri döneceğimi zannet. Birisi arıyor. Ben de bittin artık. Sen kimmiş bu ya? Numara. Yanlış numara, yanlış numara. Çok merak ettim kızlar kim aradı acaba? Hiç de merak etmedim. Bir de gelmiş oraya birisi fake hesapla yazmış. Bilmem ne bilmem ne. Pardon ben sana öyle bir şey söyledim mi? Söylemedim. Size ben dert yandım mı? Yanmadım. Evet kızlar, yeni kanalıma abone olursanız sevinirim. Valla abone olmuyorsunuz. Üzülüyorum. Birilerini sevindiriyorsunuz.
Aman sevinen sevinsin. Her şey olacağına varır. Öyle yani kızlar. Bak benim doğradığım maydanozda bakın. Saplara. Sapları da ayıklamıştım. Oysa ki. Şimdi bir de maydanozla doğrayayım arkadaşlar. Bütün malzemeleri içinde. Çok da güzel demlendi köftelerim. Dün balık yediğim için bugün hiç canım köfte istemiyor. Ondan sonra ıspanak yapayım kendime diyorum. Canım ıspanak istiyor. Ispanak yemeği ama şey kıymasız. Bakalım artık. Hangisini yaparım bilmiyorum. Ama köfte hiç canım istemiyor. Gerçekten çocuklar. Dün büyük oğlan balık nasıl diyeyim? Ha balık yaptım ya. Köfte zannetmiş böyle dediğim gibi falan. Onun için yapıyorum valla. Deniz zaten et türü olsun da ne olursa olsun denize yer. Onun için yapıyorum valla. Bir kilo kıymadan hepsini kızartırım. Hep kızartmam. Dolapta bekletirim. Yarın kızartırım. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağız artık. Ben şeyi seviyorum. Soğuk köfteyi severim. Hani kızarttığım zaman yarına kalıyor ya. Onu ben yerim. Severim. Ziyan olmaz yani kesinlikle. Fırında yapmayacağım. Kızartma yapacağım. Yoğurup hemen şekillendireceğim kızlar. Şuraları ben bir toplayayım. Bir de 2 dakika bir yere kadar gidip geliyorum kızlar. Gitmeyin bir yere. Bekliyorum sizleri. Takalım eldivenlerimizi. Yoğuralım köftemizi kızlar. Görecek gününü diyor. O TikTok diyor görecek gününü diyor. Resmen beni tehdit ediyor. Vallahi kimse bana günümü gösteremez. Uzak durun kanalımdan. Benim kanalıma öküzler giremez. Öküzler ve öküzün yardakçıları benim kanalımı izleyemez. Ama siz alışkınsınız ya birbirinize laf söyleyip de hiçbir şey olmamış gibi davranmaya. Arkadaşlar saatimi çoktan da takmamıştım. Saatleri çok seviyorum. Topu topu 2 tane saatim var. Fazla yok. Bugün de dedim bunu takayım falan. Çok severim saat takmayı. Hiçbir şey sevmem. Yüzük hiç sevmem yüzük takmayı. Ama saat hastasıyım. Saati çok severim kızlar. Kızlarım, kızçılarım işte bunlara uyup da millet korkuyor. Bunların dediğini gerçek zannediyorlar. Korkuyorlar. Korkudan böyle. Ya biz ben her şeyin farkındayım ya. Kimseye bir şey demiyorum. Kimsenin kalbini kırmıyorum ama ben her şeyin farkındayım yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim buradan. Biliyorum ki ben telefonu videoyu yükler yüklemez hemen bana ya telefon açacak ya mesaj yazacak. Vallahi hiç gerek yok yani. Gerçekten gerek yok söylemeye. Herkesin aklı, herkes aklı başında insanlar. Herkesin aklı var. Herkesin fikri var. Mis gibi de koklu kızlar köfte. Dinlendiği zaman daha da güzel oluyor ya. Ama maydanozlu köfte de çok seviyorum. Maydanoz daha bir güzellik katıyor. Ay çok da fazla. 1 kilodan yaptım kızlar. Göstereyim. Güzel koktu ama ben köfte yemeyeceğim. Ya dediğim gibi ıspanağı pişireceğim kendime. Kahvaltı yaptım mı ben? Yok ben kahvaltı da yapmadım kızlar. Ben salata yedim. Salata yedim. Aç mıyım? Aç değilim. Ay. Çorba da yok evde. Hani çorba olsa çorba yerdim. Ay gücüm yetmiyor vallahi. Küçük kaba da koymuşum. Ay. Ay kızlar. Oh. Beni benden alıyor köfte yoğurmak. Hayatım köfte yoğurmakla geçiyor. Dermişim. Dışarıda video yapmak sevmiyorum kızlar. Anca işte oraya yolda yürürken. Hastaneye gitmiştim daha doğrusu. Hastane çıkışı bir işim vardı. Uğramam gereken yerler vardı işte. Şeyde AVM'de de işim vardı. Oraya uğradım. Vallahi gelirken onu bile zor çektim. Ben dışarıda video yapmayı sevmiyorum. Evde yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Hani böyle parça parça birleştirmek de istemiyorum. Ay. Yeter mi kızlar? Ay. Yeni bir spor yapma yeni yöntemi buldum. Hani ben spor yapmayı hiç sevmiyorum ya. Bundan sonra eskiden zayıflamaya çalıştığımda yaptığım bir uygulamayı yapmaya karar verdim. Oyun oynayarak. Roman oynama, çitetelli oynama, ne bileyim oryantal oynama. Onlar çok zayıflatıyor kızlar. Özellikle göbek bölgesindekileri
yağları falan böyle hareketlisiniz ya. Hem böyle iç bacağı şey yapıyor, iç bacak zayıflatıyor. İç bacak zayıflığını ben çok seviyorum. Bir ara zayıfken o gerçekten öyleydi. İç bacak böyle şeydi yani. Bazı insan sevmez onu ama ben çok seviyorum. İç bacağım böyle incelmesi. Bayılıyorum ona kızlar. Kız çeler. Çok şişmanmışım ha. Göreceksiniz siz şişmanlığı. Daha çok kilo alacağım. Ya zayıflayacağım ya daha çok kilo alacağım. Hemen yuvarlayalım. Yuvarlamayacağım da. İşim acele. Çiğ köfte şeklinde yapacağım kızlar. Daha çabuk oluyor öyle. Ve şekli benim çok hoşuma gidiyor böyle ya. Bu da benim bir ayrıcalığım olsun. Yani herkesin yaptığı gibi yapmayayım ben de. Değil mi kızlar? Saatimiz 3'ü çeyrek geçiyor. Daha çok erken. Hani kızartmayayım şimdiden. Kızartması kolay zaten. Sizler ne yaptınız? Ne ettiniz? Bugün sizin iş gününüz. Çalışan hanımlar. Çalışan kızçelerim. Nasıl geçiyor iş gününüz? Pazartesi günlerini işe giderken ben de hiç sevmezdim. Evlenmeden önce çalışıyordum kızlar. Hiç sevmezdim. En nefret ettiğim gün pazartesiydi. Ha, çalışmayı seviyordum. Sevmiyorum değil ama eskiden beri ben çok geç vakitte yattığım için sabah kalkmam çok zor oluyordu. Gece oturmasına bayılıyorum. Bir gün hatta bir yere gitmiştik. Yani iki gün kalmıştım orada. Cumartesi günü öğlende gittim. Çok sevdiğim birine. Çalışıyordum o zaman. Cumartesi gecesi kaldım. Pazar günü dönecektim. Ondan sonra pazar günü dönmedim. Çok ısrar etti. Benim de canım kalmak istiyordu. Pazar günü de kaldım. Güya erken yatacaktık. O da işe gidecek. Ben de işe gideceğim. Güya erken. Sabahın 5'ine kadar oturduk. Ondan sonra uykumuz kaçtı. İşte kahveydi, şuydu, buydu, sohbet, muhabbet derken. 5'te uyudum. Allah'ım saat 6'da kalkıp. Çünkü 3 vesaitle işe gidecek. Pardon 2 vesaitle işe gidecektim. Ay ben kal bugün dedim işe gitmesem mi? Ne yapsam? Ha o gün de şey... Gitmezdim. Gerçekten gitmezdim. Uyku benim için daha önemli de. O işi de yeni bulmuştum. Yani ilk iş günümdü. Vallahi kalktım böyle minibüste inan böyle uyuya uyuya gittim. Çalıştım o gün. Hiç de bir şey olmadı. Bir iki saat sonra açıldım ben. Akşam oldu. Eve geldim. Evde de gene hani işten gelir gelmez yatmadım. Gene saat 2-3'ü buldu yatmam. Çok öyle uyuyan insan değilim. Çok uyuyan insanı da sevmem. Gündüz vakti işte bazen şöyle gözüm dalar gibi oluyor böyle uzandığım zaman falan. O zaman da kendimi çok kötü hissediyorum. Hani uyandığım zaman çok daha kötü hissediyorum kendimi. Evlendikten sonra çalışmadım. Oraya yazıyorlar ya abuk sabuk mal mal şeyler yazıyorlar ya. Evlendikten sonra çalışmadım kızlar. Çalışmayı istedim. Olmadı. Ondan sonra evlendikten zaten ne kadar zaman sonra? Bir sene sonra Ege'yi dünyaya getirdim. Ondan sonra çalışma hayatım zaten bitti. Geçen de bir kişiyle görüştüm. Yok arkadaşım değil, yani arkadaşımın tanıdığı birisi. Arkadaşlar, temizliğe gidiyor kadın. 2000 lira günlük. 2000 lira. Temizliğe mi gitsem kızlar acaba ne dersiniz? 2000 lira günlük. Haftanın 5 günü gitsem 2, 4, 6, 8... Da 10 bin lira. Cumartesi pazar gitti. 10 bin lira. Aya vurun bunu. Tabii ki de şaka. Ben yapamam yani temizlik işi. Yani yaparım da. Şöyle. Yani beni tutmazlar. Gittiğim yerde beni 2 saat sonra kovarlar. 2 saatlik paranı al. Biz seninle anlaşamayacağız. Derler. Çünkü ben keyfime düşkün bir insanım. Hani temizlik yaparım, yapmam diye kesinlikle yaparım ama yani şimdi bu temizlikçiler gerçekten aldığı parayı sonuna kadar hak ediyorlar. Nasıl böyle çalışmaya başlıyorlar evde, iş bitene kadar dinlenmiyorlar. Yani hak ediyorlar aldıkları parayı. Kızlar, kızçeler. Bu ne zaman bitecek ya? Bu ne zaman bitecek? Sıkıldım vallahi. Bayağı da var. Kızartacağım kadar onu şekillendirsem, gerisini bıraksam olur mu acaba?
Telefonla aradılar dedim ya arkadaşlar. Acilen bir yere gitmem gerekiyor. Bir saat izin istedim onlardan. Bir yerden aradılar. Gitmem lazım. Bir saat sonra falan. Söz verdim. Keşke 2 saat, 3 saat ya da yarın deseydim. Tamam dedim. Bir saat sonra müsaitim dedim. Gelirim dedim. Bir görüşmeye gideceğim. Köfteleri kızartmadan gideceğim ama üstünde köfte kokmasın. Hazır üstümde giyinik. Hemen montumu giyeyim, çıkayım. Gelince de köftelerimi kızartayım. Sabah dışarı çıktım. İşim vardı. Çok erken çıktım arkadaşlar. Sabah üşüdüm ben. Doğalgazı açtım. Açık bıraktım. Eve geldim. Ay evin içi cehennem gibi. Zaten dışarıda çok hızlı yürüdüğüm için çabuk her işimi çabuk çabuk yaptığım için yolda bile terledim. Bir yarım şey montumu falan çıkarttım. Eve geldim. Ev cehennem gibi yanıyor. Hemen kıstım ayarını. Bir üşüme geliyor. Bir bunalma geliyor. Ben anlamadım kendi halimi ya. O yüzden kendimi kendi halime bıraktım. Orada boş konuşanlar da ötsünler, ötsünler. Gerçekten ötün. Ötün durun. Düdük gibi ötün durun. Beni yıldıramazsınız. Söyleyeceklerimden de konuşacaklarımdan da asla beni yıldıramazsınız. Sizi adam yerine koyan kim bir kere? Yani sürekli beni konuşuyorsanız demek ki gerçekten benim hayranımsınız. Kıyafetimi eleştiriyorsunuz, saçımı eleştiriyorsunuz. Demek ki o kadar çok inceliyorsunuz ki. Ben kimseyi öyle incelemiyorum mesela. Ama sizin siz çok daha üstünseniz ne diyorum bak bir günde sizi görelim. Evinizi, yemeklerinizi, kendinizi. Bir günde sizi görelim arkadaşlar. Siz sadece öküz takımı benim kanalımdan uzak durun. Girmeyin. Bana bu yeter. Bunu böyle bırakıyormuşum. Ondan sonra büyük oğlanla kocam da bunu çiğ köfte zannediyormuş. Gelip yiyorlarmış. Ay çiğ kıyma. Hiç böyle çiğ balık, çiğ kıyma, çiğ tavuk onların tadına asla bakamam. En sevdiğim baharatları koydum içine. Çok fazla yoğun baharat koymadım. Sarımsak olmazsa olmazım zaten. Sarımsak mutlaka var. Ama nefis kokuyor. Köfteci dükkanı mı açsak? Ne yapsak? Benden esnaf olmaz. Vallahi. Yapamam yani ben esnaflık. Ama isterim öyle bir yerde çalışmayı. Sadece çalışmayı. Öyle şeyin sorumluluğunu alamam yani. Ağrımayan başımı ağrıtmam. Şey gibi arkadaşlar önce sıkıldım dedim ama gerçekten terapi gibi biliyor musunuz? Sağa sola yuvarlamak. Şimdi derler ay köfte yaptığı köfteden midemiz bulandı derler gene. Vallahi derler yani bunlardan her şey beklenir. Biri de para harcamaya gidiyormuş. Allah'ım ne kadar görgüsüz ya. Vallahi para harcamaya mı gidiyorsun? Kendini bilmem ne yaptırmaya mı gidiyorsun? Erkek avına mı çıkıyorsun? Erkek tavlamaya mı gidiyorsun? Nereye gidersen git. Kocamı aramak için de gelme buralara. Kocamı sana vermem. Duydun mu? Erkek delisi. Az kaldı, az bitiyor kızlar, bitiyor. Ha gayret. Bayağı da çıktı ha. Vallahi yarım ekmek geçirdim robottan. 1 kilo kıyma. Tam 1 kiloydu bu sefer. Hani küsuratı falan yoktu. Ama bu sefer fazla mı oldu? Bana böyle geliyor. Köfteleri ben mi küçük yaptım?
Valla böyle yapmak daha kolaymış. Bunlar böyle çok güzel kızarıyor. Tava testlerimi de doğrayacağım, kızartacağım. Patateslerimi. Köfte, patates, mayonezli, şey, sarımsaklı mayonez, ketçap. Süper olacak. Fırına atmayacağım. Deniz'in inadı tuttu. Geçen gün yaptığım, o fırındaki yaptığım köfteyi anlatamam size kızlar. O kadar lezzetli olmuştu ki ben onu bu sefer patateslerini de patatesiyle köfteleri fırına atmıştım. 20 dakika öyle kızartmıştım. Hiçbir şey koymadan üstüne. Ondan sonra işte domatesini, biberini ve sosunu koymuştum. O benim o köftem muhteşem olmuştu. Harika olmuştu. Ama Deniz'in inadı tuttu. 2 gün yedik biz o yemeği. Yemedi. Yemin ediyorum kahvaltılık yedi, yemedi o köfteden. Kızartma istiyor çocuk. Bu da kızartırken kızlar köftenin kokusu çıkmıyor evden ya. Ya yoğun kokuyor. Ne yapsam acaba, komşuya mı götürüp de kızarsam? Yarısı senin olsun, yarısı benim olsun diyeyim. Kokusu beni çok tıkıyor. Dün akşamki kızarttığım balığın kokusu hiç yoktu arkadaşlar. Ya evet, böyle mutfağı çok güzel temizlediğim zaman arkadaşlar ne balık kokusu ne hamsi kokusu hiçbir şey kalmıyor, biliyor musunuz? Domates sosla ocağı bir güzel silerim. Şu etrafı silerim. Ocağı çekerim. Ondan sonra balığın ya da hamsinin bulaşıklarını tamamen hepsini akıtıp makineye atarım. Buraları bir güzel temizlerim. Ondan sonra çok hafif bir koku olur. O da zaten sabaha kadar çıkar. O da hafif şey yani, kötü bir koku değil. Bana diyorlar ya böyle, ay kokusundan balık kızartamıyorum. Çok kokuyor, çok canım istiyor falan. Hayır, güzel temizlediğiniz zaman hiçbir koku kalmıyor. Ama çoğu insan tabii benim gibi öyle detaylı şeylik yapmıyor. Ben bir gün anlatmıştım ya size, arkadaşım hamsi pişiriyor. Hamsi de hatta çok taze değilmiş. Biraz bayatmış sanki. O arada düğüne gitmesi gerekiyor. Yemin ediyorum size arkadaşlar. O şeyi, hamsiyi yediler, yemeği yediler. Masayı topladılar işte mutfağa. O ev o şekildeyken, mutfak o şekildeyken yemin ediyorum düğüne gittiler. Kadın umurunda değil. Aslında öyle olmak lazım ya. Geldi gece, temizledi onları. Temizleme dedim de yani bulaşık deterjanı, almaz ki onun kokusunu. Öyle olmak lazım. Ben görüyorum burada benim var birkaç tane komşum. İnanır mısınız, haftada bir kere elektrik süpürgesi açıyorlar. Yani kirlenmiş, toz olmuş, onların gerçekten umurunda değil. Zamanında ben kendimi çok parçalıyormuşum. Temizlikte temizlik. Şimdi o kadar şey yapmıyorum ya. Her gün bir kere süpürüyorum, yetiyor. Ya her gün mutlaka bir kere süpürürüm. Ya akşam süpürürüm ya sabah süpürürüm. Dün akşam mesela saat 9'da ben bir güzel evi süpürdüm. Tekrardan sildim. Bugün ev süpürme silme işim yok. Çünkü bugün dışarıda işim olduğu için. Akşamdan yaptım işlerimi. Yarın. Bitti kızlar. Sizlerle sohbet ederek gerçekten bitti. Ve ben buna çok mutlu oldum. Eldivenlerimi de çıkarıyorum. Şimdi ne yapıyorum, Patateslerimi soyacağım. Ay videoya da hiç bakmadım kızlar, çok uzun oldu. Patateslerimi soyacağım, onları da hazırlayacağım. Bir yere kadar gidip geliyorum kızlar. Herhalde yarım saate gelirim. Hem köftem dinlensin. Gitmeyin bir yere. Sakın gitmeyin. Evet kızlar, gittim geldim. Saatimiz 5'i geçiyor. Patatesim, köftelerim kızarsın. Ben öyle biri bitsin de birini şey yapayım diye beklemem. Valla sabırsız olduğum için bir an önce bitsin, mutfağı toparlayayım yeter. Gittim geldim, işimi hallettim. Allah'ın izniyle işim gerçekten rast gitti. Tam da tahmin ettiğim gibi her şey yolunda yani. Allah'a şükür bu aralar konuşuyorlar, ediyorlar ya, kesinlikle onların anlattığı gibi bir şey yok.
Her şey benden yana. Her şey çok güzel olacak. Her şey süper olacak kızlar. Hayırlısıyla şu yeni kanala, yeni kanalıma aboneler gelsin. Biraz daha, çok demiyorum, biraz daha abonelerim gelsin. Asıl bombayı ben o zaman patlatacağım. Nasıl olsa kanal parayı açılmamış. Zannetmese ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Birkaç gündür sustum sustum diye gene aynı şeyleri uygulamaya kalkmayın yani. Görüyorum ben sizin ne yazdığınızı, hangi hesaplarla girdiğinizi, hepsini görüyorum. Hatta birkaç tane kızçemi de gördüm. Evet, gönderdiler bana. Ekran görüntüsünü gönderdiler, anında girdim. Ben gördüm zaten kimin ne yaptığını, gayet farkındayım yani. Susuyorsam bir sebebi vardır. Aptal zannetmeyin. Kimse aptal yerine koymasın. Ben susarım, susarım, susarım. Ondan sonra yapacağımı yaparım. Hiçbir şeyi de unutmam. Hiçbir şeyi. Kim ne yaptıysa bugünkü gibi aklımdadır. İnşallah ben de affedici kullardan olurum yani. Bazı insanları affedici, affederim yani. Kızlar, patates yanmasın. Şurada biraz işim var. Patates yanmaz da köfteler çabuk kızar. Patatesin altı da en büyük ocağa koymuşum kızlar. Nasıl kaynıyor, nasıl? Nar gibi kızartacağım bunları valla. Acelerden aldım patatesleri gelirken. Ben öyle çok fazla patates almıyorum. Hani evde dursun diye almıyorum. Çimleniyor çünkü. Sonra elimizi yıkayalım. Evet kızlar, köftelerimi çevirdim. Kızarıyor. Patatesleri diyordum. İstediğim gibi olmadı. Çok acelerden aldım. Eve gelince fark ettim. Kızartmalık değilmiş. Ufaktı zaten. Videom da çok uzun oldu. Şimdi ben size vedalaşacağım. Vedalaşmadan önce şunu söyleyeceğim. 7-8 tane arkadaşım yaklaşık 10 günden beri bana yazdığı mesajı buradan iletmek istiyorum. Yoruma yazmadılar. WhatsApp'tan yazdılar. Telefonda görüşünce söylediler. Bir tanesiyle dün gece uzun uzun konuştum. Yani ilklerden, ilk beni takip edenlerden bir ara işte bıraktı beni. Şöyle bıraktı. Kızdığı bir takım şeyler oldu. Ondan sebep ya bıraktım dedi ama aslında bırakmadı. İzliyordum. Gene de izliyorum. Sadece şey dedi ya, bir önceki YouTube'u ilk açtığın haline bak dedi. Şimdiki haline bak dedi. Hani ben dedi onların seviyesine düşmeni istemiyorum dedi. Çünkü ister istemez dedi geriliyorsun, kendini üzüyorsun dedi. Yani bu gözlerinden belli. Ben gerçekten aslında nasıl öyle bir ambiyans uyandırdım bilmiyorum ama ben iyiyim yani. Ben kimsenin lafını kafaya takacak ya da o onu dedi, bunu dedi diyecek ya da üzülecek birisi değilim. Ama öyle şey yapmışım. Hani bu üst üste gelince de bunu buradan söylemek istedim. Yani ben gayet iyiyim. Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Videomuz çok uzun olmasın. Ben sizleri çok öpüyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın kızlar. Kızçeler.